Şimdiki konuşmacımız sevgili Betül Mardin. Betül Mardin'le geçen sene tanıştığımızda o kadar büyük bir enerji doğdu ki bu anımı hiç unutamayacağım. Yarım saatlik toplantıyı 3,5 saatte bitirebildik. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir insan. Bana dedi ki, Behrin'cim çok beğendim temanı, etkinliğini çok beğendim ama ben 85 yaşındayım. Ben dedi, seyahat etmeyi pek tercih etmiyorum. Artı zaman zaman rahatsızlanıyorum. Şimdi geliyor mu? O yüzden gelemeyebilirim. Sana karşı da mahcup olmak istemem. Ne yapsak dedi. Yani çok katılmak istiyorum ama katılamayabilirim. Ne yapsak? Videonuzu çekebilir miyiz dedim. Memnuniyetle dedi ve sevgili Ali Bey ve ekibiyle 3 hafta önce kadar videosunu çektik. Karşınızda sevgili Betül Mardin. Şimdi benim adım Betül Mardin. Dolayısıyla anlıyorsunuz ki geçmişte Mardin'le ilişkim olmuş. Mardin'le ilişkiniz olursa demek ki birazcık Arapsınız, azıcık bir Kürtsünüz. Biz bundan üstüne bir de babamın annesinden dolayı Mısırlıyız. Dolayısıyla biraz herkesten bir şeyler almışız. Öyle bir aileyiz. Şimdi bu doğuştan itibaren gelenekleri insanın hayatına tabii damga vuruyor. Benim ismim Betül. Aslında Betül diyor İstanbullular. Biz halbuki Betül diyoruz. Çünkü Betül'ün anlamı Meryem Ana'ya verilen vasıf. Betül ise keçi demek. Dolayısıyla ben her dakika bundan da uğraşmak mecburiyetteyim çalışırken. Hayır yavrum, noktalama beni yavrum, şapkala yavrum, şapkala yavrum. Böyle bir şey. İnsanların isim verirken çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü ne olacağı belli değil. İsim başka bir dilde yanlış da anlaşılabilir. Ben bu şekilde bir defa Betül diye çıkmışım. Bir de soyadım, şehir adı. Yani neyse, hallettik de. Bunlar böyle güçlüklerle başlamak hayatın daha mükemmel olmasına yardımcı oluyor. Doğmuşum ailenin ikinci kızı olarak. Annem duyunca zaten bayılmış üzüntüden. İsmimi bulamamışlar. Kur'an-ı Kerim açılmış, Betül adını koymuşlar. Ben bir defa böyle büyürken bari doğru düz bir şey olsam. Hayır, dilsiz olmuşum. 5 yaşına kadar konuşmuyorum. Tıs yok bende. Yaparmışım, iyi mi? İkinci kız ve de dilsiz. Yani çok fena, çok. 5 yaşında ben hatırlıyorum bir parça konuşamadığımı. Azıcık hatırlıyorum ama. Yani onun üzüntüsünü. Çünkü benim asıl hatırladığım şey, dadımız İsviçreliydi. Evvela 2 kardeştik, sonra 3 olduk. Çok döverdi. Elimize elimize vururdu. Ben bunun üstüne daha çok dayak yerdim çünkü solaktım. Sol el kötüdür diye cetvelle vururdu. Siz ki niye bunun üstüne duruyorsunuz? Durmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü zamanla anlaşıldı ki benim konuşamamam, kekeme olmamın bunun altındaki sebeplerden biri. Çok çok kötü dayak yememden. Şimdi bu dayak yedik, oldu bitti. 5 yaşında konuşmuşum. 13 yaşına kadar kekemeydim. 10 yaşında bir piknikte, bir dağın tepesinde, Koçtaş suyunun menbaında herkes benimle alay ederken bir çınar ağacının arkasına gelip bir yemin verdim. O yemindir beni doğuran. Benimle kimse alay edemeyecek. Bu son alay ettikleri gün olacak diye yemin verdim. Halbuki kekemeydim. Ama gerçekten bir kafam işledi ve ağzıma taş koyarak ayna önünde egzersizler yaptım. Artık kekeme değilim. Arada bir nutkum tutulur ama kekeme değilim. Fakat o dayaktan bazı olaylarda sakat kaldığım ortaya çıktı. Çok seneler sonra araba kullanmak istedim. Kullanamadım. Şoför dedi ki, sizde bir tuhaflık var hanımefendi dedi. Ben o sırada tedavi oluyordum hastanede bel kırığımdan. Doktora gelmiş ve demiş ki, hanımefendide bir sorun var. Sorunları demiş, makinet kullanmakta demiş. O da geldi bana doktor, dedi ki, seni dövdüler mi küçükken dedi. Evet, nereden anladın dedim. Beyninde bir merkez var, onu dedi, kırmışlar. Sen hiçbir zaman dedi,
elinizdeki makinelerle dedi oynayamayacaksın. Ben bilgisayar açamam. Ben telefonu bile çok zor öğrendim. Şimdi buradan ne demek istiyorum size? Çocuklarınızı dövmeyin yahu. Acıyın onlara yahu. Başka şey yok mu? Bir şeker verin. Onların gönlünü alarak konuşun. Bu benim çok çektiğim bir olay oldu. Ha ama diyeceksiniz ki peki çektin de ne oldu? Ha, bu bana kırbaç oldu. Ben evvela alay edilmemek için sonradan da bir olayda çok iyi olmak andına çalışmaya başladım. Bir defa kadınlara demek isterim ki ben bugün 85 yaşındayım ve hala çalışıyorsam ben her zaman çalışmaya karar verdim. O sizi ayakta tutuyor, beyninizi daha iyi çalıştırıyor. Bir tanesi bu. İkincisi de kadın kısmının ne zaman yere batacağı belli değil. Benim hayatımda iki kez ailem sıfıra düştü. Ve ben Allah'tan çalışıyordum. Ve bunu çok ucuz atlattım. Eğer çalışmıyor olsaydım, acaba ne yapardım? Çok düşünüyorum bazen. Felaket bir şey olurdu. Onun için bu da ikinci söylemek istediğim şey kadın olarak. Her zaman kenarda bir yerde mesleğiniz, yapabileceğiniz bir şey olsun. Ben ne dedim size, Mısırlıyım. Mısır'da çok büyük arazilerim vardı. Bir günde yok oldu. Dakikada şak, yeni bir karar aldık dediler. Arazim gitti. Bunlara hazırlıklı olun. Ben 1955-56 senesinde gene böyle bir ekonomik kriz karşısında bir gazetede çalışmaya karar verdim. Çünkü çok iyi İngilizcem vardı, Fransızcam vardı. Sekreter gibi böyle tercümeler yapmak için girdim bir yere. Ama tabii gene ben. Durmuyorum ki yerimde. Dursana abi. Hayır, duramam. Benim ya. İngilizce, Fransızca tercümeler yapıyorum falan derken biri bana dedi ki yahu sen de röportaj var. Yaparım. Ben ne olacak yani. İngilizlerle yaparım. İngilizcem var falan. Birdenbire kendimi magazinci gördüm. Bırakın onu. Bana bir gün yazı işleri müdürü getirdi. Bir büyük sayfayı önüme koydu. Bu sayfa senin artık dedi. Ve ben birdenbire bir gazetenin magazin sekreteri oldum. 3 sene burada çalıştım. Röportajlar yaptırdım. Çocuklar emrimde, koş git bunları yap falan diyorum. Ben emir veriyorum, nasıl yapıyorum. Burada böyle bir süre devam ettikten sonra sıkıldım. Evliyim, çocuğum var, ne oluyorum ya? Amerikan haberler merkezi vardı, oraya girdim. Orada da İngilizcemden dolayı onların işlerini yaptım. Bakın işlerini diyorum. Daha o zaman halkla ilişkiler diye bir kelime yok. O da bitti. Radyodan teklif aldım. Ne hoş. Hiç hayatımda yapmamışım program. Radyoya girdim. Bir de baktım program uzmanı olarak beni almışlar. Program yapmasını bilmem. Zarar yok ama çalışırım. Başladım ona çalışmaya. Bir süre sonra radyoda değişik programlarla ün kattım. Mesela turistlere yönelik programlar yaptım. Canlı yayın üstelik program. Bu böyle giderken 3 sene burada çalıştıktan sonra birilerinin gözüne çarpmışım ben. Çağırdılar beni Ankara'ya, dediler ki hadi BBC'ye gidiyorsun, televizyon dersi alacağız. Ne? Televizyon yok ki dedim. Televizyona başlıyoruz dedi TRT. Televizyon ya. Yok televizyon halbuki. Peki dedim ben. 3 kişi bizi BBC'ye yolladılar. BBC'de herkes 6 ay yapacak işini. 3. ayın sonunda BBC'den haber geldi. Bizi Ankara'ya davet ettiler. Karar verdik. Sen bizden geliyorsun. Stajı ortada bırakıyorsun. Lüzumu yok sana. Nasıl? Oh. Ben başladım kendimi beğenmeye. Kalktım geldim Ankara'ya. Çocuklarım burada. Ben Ankara'dayım. Bir otel odası, bir yatak, bir de yazı masası. Çalışıyoruz. Evelallah. Televizyon dersi vermeye başladım. İngilizlerle. 3 hafta sonra BBC'deki adam dedi ki ben dedi dönüyorum, sen devam et dedi. Neyi dedim? Derslere devam dedi. İyi mi? BBC'de 3 ayda ne öğrenmişsem ders vereceğiz. Verdim. Oldu. Çocukları seçtik. Onları yerleştirdik. Başladık. Ben canlı yayında, o zaman daha bilmiyoruz nasıl yapılır canlı yayın dışında program. Daha gelmemiş dünyaya. Onları yapıyorum ve tiyatro, sahne. Nasıl? Dayanamıyorum ki. Tiyatrolar koyuyoruz, piyesler koyuyoruz, canlı.
Adam unutursa bittik. Canlı yayın, yok başka bir şey. Allah'tan ki Haldun Dormen'le evliydim de birazcık tiyatroda anlıyordum. Ben onları yapmaya başladım. Ama artık sıkıldım. Çocuklarım İstanbul'da. Her hafta sonu trenle, otobüsle, bir şeylerle İstanbul'a geliyorum. Çocuklarımı görüyorum, tekrar dönüyorum. Gittim genel müdüre. Rahmetli oldu şimdi kendisi. Dedim ki beni ne olur İstanbul'a tayin edin. Televizyon yok İstanbul'daydı. Kuzular mı eğiliyor dedi. Ne? Daha hiçbir şey yapmadık dedi. O zaman istifamı kabul edin dedim. 1968, 10 Mayıs. İstanbul'a düdük gibi geldim. Hiçbir şeyim yok. Düşündüm, taşındım. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı rahmetli Ahmet Dallı Bey'i tanırdım. Kalktım ona gittim. Dedim ki ya ben iş arıyorum. Bana dedi. Aman dedi sana göre bir işim var dedi. Nedir o dedi. Yanımda çalışanlardan dedi birine bir şey söylersem ben azaladım zannediyor dedi. Ağlayarak çıkıyor dedi. O dedi gelirse bana dedi istifasını verecek zannediyorum dedi. Ben azalıyorum dedi. Olmuyor. Ben sana söyleyeyim sen söyle. Onlar sana söylesin sen bana söyle deyince hiç anlamadım. Ya bu fena bir şey. Hayır dedi. Bunun dedi Fransızca adını biliyorum dedi. Bir dakika dedi. Galatasaray mezunu Hamdi Bey, Hamit Bey vardı. O zaman onu çağırdı aşağı. Neydi bunun adı dedi. Relasyon Publik dedi. Yazdım. Ama İngilizcesini bilmiyorum dedi. Bu dedi yeni bir meslek dedi. Kalktım Amerikan sefahathanesine gittim. Orada bir şey vardı, kütüphane vardı. Oradan buldum. Public Relations. Ne bu ya? Halkla ilişki, hiç bilmiyorum. Oturdum, çalıştım, geldim. Alıyorum ben bu işi Ahmet Bey dedim. Haftada 3 gün dedi. Tamam, haftada 3 gün gelirim ben sana dedim. Orada başladım. Ertesi günü Selahattin Beyazıt aradı. Ben dedi bir plak şirketi kurdum dedi. Ne olur dedi benim dedi tanıtımımı yapar mısın? Dedim onlar dedim halkla ilişkiler. Ben biliyorum artık. Orada da 3 gün. Etti mi 6 gün? Size öyle geliyor. Ertesi günü hayatımın en büyük teklifini aldım. 19 lokanta ve gece kulübü olan İbrahim Doğudan Bey bana. Ben dedim sana ne yapabilirim İbrahim Bey dedim. Merak etme dedi. Seni kimse görmeyecek buraya gelirken dedi. İstemem dedi senin dedi bana yardım ettiğini bilmeleri dedi. Ben nihayet dedi bir dedi garsondum. Aman estağfurullah falan ben. Ne istiyorsun? Tarabya dedi koyunda her gün 5000 kişi yemek yiyor. Bana bu 5000 kişinin dedi isimlerini ve telefon numaralarını getirmeni istiyorum. Onlar dedi bizde yemek yesin dedi. Bu biraz zamanımı aldı açıkçası. Hümeyra vardır şarkı söyle. Onun da annesi de yardım etti bana. Biz 5000 kişiyi oturduk yazdık. 5000 değilmiş meğer 3500'müş. So what? 3500 kişinin isimleri telefonlarına getirdim defter. O zaman başka bir şey yok. Deftere yazdım getirdim. İbrahim Bey arkasındaki kasayı açtı. Kasanın içine koydu kapattı. Allah Allah. Halbuki benden demişlerdi ki bunun kopyasını verir misin? Ben dedi kasada saklayacağım bunu dedi. Kimseye vermem. Bunlar bizde yemek yiyecek. Başka yerde değil dedi. Biz başladık. Onlarla oluşan listelere davetler yapıyoruz. Yemekler veriyoruz. Hakikaten işledi. Benim bu iş hoşuma gitti. Ben büsbütün daldım. Her tarafım halkla ilişkiler artık. Şehir şehir dolaşıyorum. İnsanlarla tanışıyorum. Halkla ilişkilerini yapıyorum Akbank'ın. Giderek. Nedir biliyor musunuz diye şubelere. Şubelerdeki çocuklardan anlıyorum. Nedir problemler geliyorum anlatıyorum. Yani anlatamam size. Nasıl mesudum. Ve bu böyle gitti. Birdenbire geldi kafama bir laf. Ben burada iyiyim de acaba dışarıda iyi miyim? Acaba ben bunu Londra'da yapabilir miyim? Böyle bir şey geldi. Gittim doğru bizim Ahmet Dallı'ya. Ben dedim emin olmak istiyorum ki bu meslekte iyiyim. Gidebilir miyim? Tabii dedi. Dışarıdaydı, Londra'daydı. Bir dedi şirket var dedi. Bizden çalışıyor dedi. Oraya dedi senin tayinini çıkaralım dedi. Nasıl? Tamam. O sırada ben düştüm kalça kırdım. Zaten gitmem lazım doktora. Kalktım gittim oraya. Orada başladım çalışmaya. Şimdi zannediyorsunuz ki siz ben bunu anlatırken böyle dünyanın en kolay en değil. Neler çekiyorum bilseniz. Ne kovulmalar dükkanlardan. Beni anlamayanlar, yanlış anlayanlar. Ama insanın içinde bir güneş gibi bir şey var ya. Bir yolda başlamışım yürümeye. O yolun sonunda bir güneş görüyorum. Böyle gidiyorum. Bu meslek
bu meslek Türkiye için çok mühim, bu meslek diye gidiyorum. Orada da çalıştım. 3 senenin sonunda buraya döndüm. Burada çalışacağım. Tam o sırada bir bey geldi bana, beraber şirket kuralım dedi. Aynı zamanda burada halk ilişkiler de çoğalmıştı, 30-40 kişi vardı. Olur dedim. Onun adı Alaaddin'di, benim adım Betül'dü. A ve B diye bir şirket kurduk. Teşvikiye'de, evvela Sultanahmet'te bayağı çalıştık beraber. Çok insanlarla beraber çalıştık. Ve ben o sırada, Allah'ım yarabbim, gene o ışık çarptı bana. Yahu dedim, bunun bir derneği var. Ya bu dernek nasıl gidiyor? Evvela beni o derneğe bir defa seçtiler. O işi yaptıktan sonra başkanım ya, çağırdım. Dedim ki, biz niye Türkiye'deydim böyle kuma gömülmüş yaşıyoruz? Biz uluslararası olmalıyız. Nasıl yani dediler. Allah Allah. Dışarıdaki dedim şeylere bakalım, derneklere. İngiltere'deki dernek bana en yakını geldi tabii orada yaşamış olduğum için. Onun başkanını buraya konuşmacı olarak davet ettim. Hatice sensas yap. Çok kolay. Kalktım gittim Londra'ya adamı çağırdım. Biliyorsun İngilizler çay sever. Çay saati. Buluştuk. Adama bir çay bir kek. İstanbul'a gelirim ben dedi. Ne demek dedi gelmez miyim? Yaparım dedi konuşmayı. Dedim ki halkla ilişkilerin önemini anlatan bir şey dedim. Buraya hemen döndü bir seminer. Zaten artık işi götürüyoruz. Adamcağız geldi. Uluslararası olduğu için bazı ülkelerin üyelerinden baskı görmeye başladım. Ve o zaman anladım ki Türkiye uluslararası platformda güçlükleri var. Yani komşularla insanların çok iyi geçinmesi lazım. O iyi geçinmede de halkla ilişkilerin çok büyük önemi var. Ve benim tutumum çok iyi olabilir dedim. Beyefendi konuşmasını yaptıktan sonra adama dedim ki yahu niye dedim ben dedim burada bir büyük toplantı yapmıyorum uluslararası. Yap dedi adam para meselesi. Hemen ben seminer gerçekten konu da şu. Ülkelerin komşularıyla geçinmelerinde halkla ilişkilerin önemi nasıl? Ay bütün komşular geldi. Herkes buradaydı. Boğaz'da gezinti yaptılar. Allah bayıldılar. Şimdi hakikaten nasıl Türkiye'de bunlar düşünülmemiş bilmiyorum. O zamanlar başladı zaten turizma gören bir ilgi Türkiye'de. Yahu niye biz böyle kalmışız kardeşim? Evet ama yeterli değil. Ben bir şeyler daha yapmalıyım. Hong Kong'da toplantı var, oraya gittim. O sırada benim o ilk tanıştığım İngiliz guru bana bir nasihat verdi. Dedi ki, herhangi bir toplantıya girdiğinde bir soru sor sonunda. Ama öyle bir soru sor ki dedi Betül. Herkesin kafası dönsün, bu soruyu kim sordu desinler dedi. Bir ikinci soru patlat, aynı şeydi. Ama sakın üçüncüyü sorma. Çünkü gene kadın sordu derler dedi. Ben de Hong Kong'daki toplantıda bir Amerikalı konuşmacının sonunda bir soru sordum. Herkes de bir duraklama oldu. Söylemeyeceğim sorunun ne olduğunu. Uluslararası bir soruydu. Amerikalılarla ilgili. İkinci soruyu da patlattım. Bir daha sormadım. Ertesi sene Güney Afrika'daydı toplantı. Gene gittim. İçeri girdiğimde bir uğultu başladı odada. Mother, mother diye bağırıyorlar. Meğer bana anne demeye karar vermişler. Uluslararası seminerden sonra. O günden bugüne bana zaten hala halkla ilişkilercilerle konuşursam ülkeden ülkeye bana anne derler. Şimdi bu şeyden sonra ben tabii ki uluslararası olayda başkan oldum. O başkanlıktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu İstanbul'da anladı, Ankara'da anladı. Halkla ilişkilere önem verildi ve ben nihayet İstanbul'da ve Türkiye'de halkla ilişkileri biraz yerleştirdiğime inanıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Benim için en önemli iki şey var.
Biri vatanım, diğeri mesleğim. Hepinize iyi günler dilerim.